Peşkeşin belgesi olur mu? Olur. Artık peşkeşin belgesi var. Bu elimde gördüğünüz Rize İkizdere'deki bu taş ocağı için proje tanıtım dosyası. Yaklaşık 400 sayfa. Birkaç sayfasını getirdim. Bu dosya önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'na verilmiş. Çek için. Bakanlık kabul etmemiş. Arkasından bu dosya Rize Valiliğine verilmiş. Rize Valiliğine. Şimdi dosyadaki ilginç tarafa bakın. Proje sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı proje sahibi görülüyor. Peki proje sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıysa adresinde telefon bilgilerinde nerenin olması gerekiyor? Bakanlığın olması gerekiyor değil mi? Neresi var? Cengiz Holding var. E-posta adresi Muhammed Özgür Uzun Cengiz.com.tr. Baktık mı kimdir diye Cengiz Holding'in mühendislerinden biri çıktı. Yani değerli arkadaşlar, ÇED kararı yok, ÇED kararı olmadan ihale yapılamaz. Yasa çok açık. ÇED kararı olmadan ihale yapılamaz. İhale yapılamadan kime verildiği, hangi şirkete verdiği belli olmaz, bilinemez. İhale yapılmıyor. ÇED kararı yok, adrese teslim Mehmet Cengiz'e iş verilmiş meğerse. Başvuruyor, bakanlık yapıyor, Mehmet Cengiz'in adresi çıkıyor. Sayın Bakan'a soruyoruz. Sayın Bakan, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı mısın? Yoksa Mehmet Cengiz'in holdinginin CEO'su musun? Temsilcisi misin? Rize temsilcisi misin? Bu peşkeşin belgesidir. Bu bir rezalettir, bir skandaldır. Ruhsar Pekcan olayı neyse bu olayda ona yakındır değerli arkadaşlar. Birinde Ruhsar Pekcan kendi bakanlığına, kendi şirketinden mal sattı. Bunda da bakan bir holdingin CEO'luğunu, temsilciliğini yapar gibi Rize Valiliğine şirket adına başvuru yapmış. Bu ayıptır, bu bir skandaldır, bunun hesabının verilmesi gerekiyor.